Layer, katman, tabaka demek arkadaşlar. Layer'ları kullanarak çizim nesnelerini daha kolay yönetebiliriz. Bakın şuraya tıkladığımız zaman bakın burada layer'larımız gözüküyor. Bakın şurada da ya bakın şu anda tek layer'ımız var. Mevcut default layer'ımız. Bakın şurada layer'lar ekleyelim. Bakın şurada Alt N tuşuyla da layer'lar ekleyebiliriz. Bakın duvar. Şöyle ne diyelim, kapı, pencere, yatak, masa, şöyle üzerine tıkladığınız zaman değiştirebilirsiniz. Bakın şöyle masa, sandalye, ne diyelim, küvet, klozet, lavabo, telefon, bakın duvara gelelim, line eğitimi değiştirelim, duvar kalın olsun, 0.70 olsun, rengi beyaz olsun, kapı pencere renkleri default olsun arkadaşlar. Yatağın rengini değiştirdim. Bakın şurada color. Böyle açık yeşil olsun. Masaya gelelim. Masamız böyle. Sandalyemiz. Küvet, klozet, lavabo beyaz olsun arkadaşlar. Ya da krimsi bir renk seçebiliriz. Şöyle. Telefon rengini değiştirelim. Bakın şöyle çift tıkladığım zaman aktif olur arkadaşlar. Çift tıkladım. Şuradan da değiştirebiliriz değerlerimizi. Bakın şu anda duvar aktif. Bakın şurada line weight'i de açalım. Rectangle'ı seçelim. Tıkladım. Sağ tuş dimension 10.000. Enter 5000. Enter dedim. Bakın çizdim. Daha sonra bunu offset diyelim. Bakın offset'i seçtim. 101'e. Daha sonra yine line'ı seçtim. Şöyle herhangi bir yerinden 90 derece çizdim. Kapı için boşluk açacağım arkadaşlar. Bunu offset diyelim. Pencereyi çizelim önce. Pencere için 1500 birim olsun. Şurayı trimleyelim. Daha sonra pencereyi seçelim. Line'ı seçtim. Tekrar ortadan çizelim. Offset'e gelelim. 10 birim diyelim. Bakın bir yukarı bir aşağı çizelim. Penceremizi açtık. Kapı için yine bir boşluk açalım. Bakın duvara gelelim. Duvar.
Şuraya gelelim. Daha sonra offset diyelim. Kaç birim olsun? 1000 birim olsun. Şurayı trimleyelim. Daha sonra kapıya gelelim. Line'ı seçelim. Şöyle 1000 birim. Arkı seçelim. Şu dörtgenleri patlatalım arkadaşlar. Bakın şu ikisini de seçip export diyelim. Bakın şu anda şurayı seçip offset diyelim. 3000 birim olsun. Tekrar offset diyelim. 80 birim. Şu kapı duvar şu anda. Duvar. Evet, duvarı seçip bakın 800 birim offset diyelim. Boşluk açalım. Kapıyı seçelim. Sekiz yüz. Arkı seçelim. Bakın şeklimizi oluşturduk. Şimdi şuraya bir küçük pencere açabiliriz. Yine duvarı seçelim. Şurada. Offset diyelim. 500 birim. Pencereye gelelim. On birim. Şeklimizi oluşturduk. Şimdi eşyaları yerleştirelim. Bakın şurada Design Center. Bakın Ctrl 2 ile de açabiliriz. Bakın şurada Home Space Planner'a gelelim. Bakın buradan blok kısmı. Şuradan yatağı seçelim. Şurada daha tutup şuraya yerleştirelim. Masayı seçelim. Şurada masamız var. Şunu alabiliriz. Bakın şurada başka masalardan birini de alabiliriz. Şunu alalım. Döndürelim. Taşıyalım şöyle. Sandalye seçelim.
Telefon seçelim arkadaşlar. Bakın şurada. Şurada yeni bir layer oluşturalım. Kanepe diyelim. Rengini yeşil yapalım. Şurada iki kanepeden birini alabiliriz. Bakın şunu alalım. Bir tane de alabiliriz. Bakın şu kısım banyo kısmı. Banyo için House Designer'a gelelim. Şurada küvet var arkadaşlar. Burada küveti seçelim. Lavaboyu kitchen'dan seçelim. Yine House Designer'dan Closet'i seçelim. Kapatalım. Bunları yerleştirelim. Bakın şunu döndürelim. Çizgiyi seçip silelim arkadaşlar. Şurada mirror yapalım. Bakın mirror'ı seçtim. Şöyle hepsini seçelim. Sağ tuş. Şöyle bakın şöyle yerleştirelim. No diyelim. Bu duvar görünmedi. Bir daha yapayım. Mirror'ı seçelim. Sağ tuş bakın şuradan alalım. Şuraya. O diyelim. Böyle daha iyi. Şimdi bunu çoğaltalım arkadaşlar. Bakın copy seçelim. Hepsini seçelim. Sağ tuş. Şuradan tutalım. Sağ tuş array diyelim. 3 diyelim. Bakın şu kısmın şöyle 90 derece. Altına yerleştirelim arkadaşlar. Bakın şöyle bir misafirhane gibi düşünebilirsiniz. Şu kısımları trim yapalım. Şöyle sağ tuş şuraya. Şuralar trim yapabiliriz. Şu çizgi kalınlığını biraz azaltalım daha sonra. Bakın fazla yapmışız.
Bakalım çizimimiz tamam gibi. Mesajıyla çıkalım. Şurada duvar layer'ını açalım. Şurada layer properties'ten. Şu line mate'i 0.70 değil de 0.50 yapalım. Böyle daha iyi oldu. Close diyelim. Trim'e gelelim. Bakın şurayı da trim yapalım. Çizimimizi oluşturduk. Layer'ların özelliklerini daha sonraki videoda görelim arkadaşlar.